Merhabalar. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bebek yeleği yapacağız. Kız bebek yeleği. Bu ikinci videom arkadaşlar. İkinci bölümü. Bundan önceki videomda size yapım aşamı, başlangıç aşamalarını anlattım. 82 ilmek başladım. 1,5 yaş için yapıyorum arkadaşlar. Ayrım yerlerinde burma saç örgüsü. Başlangıçta ve ön arkalarda pirinç kullandım. Kolları düz yaptım. Şimdi ben 15 kere arttırmalarımı yaptım. Şimdi devamını beraber tek yapacağız arkadaşlar. Sefer arttırmamı yaptım. Şimdi kol ağızlı arttırmama devam edeceğim. Kol uçlarına pirinç çalışacağım. Yine ön taraftayım. Önü pirinç ördüm. Ayrım yerine geldim. Ayrım yerlerinde tekrar arttırmalarıma devam ediyorum. Bir gizli arttırmamı yaptım. Ayrım yerine 4 ilmek yapmıştık arkadaşlar. Tekrar bir arttırmamı yaptım. Şimdi kol uçlarına aynı pirinci örneğini çalışacağım. Bir ters, bir düz. Yani ayrım yerleri hariç hepsini bir ters bir düz pirinç çalışıyoruz. Pirinç örneği önden düz yaptığımızı arkadan ters olarak çalışıyoruz arkadaşlar. Tekli pirinç. Şimdi arkayla kol ayrım yerine geldim. Burada bir gizli arttırmamı yapıyorum. 4 tane vurmam için düz örgüm. Tekrar bir arttırmamı yapıyorum. Bakın arkadaşlar, ters, tersin üstüne düz, düzün üstüne ters örgü. Arttırmalara devam ediyoruz. Ben arttırmalarını bitirdim. 19 kere arttırma yaptım arkadaşlar. Tabii ki siz öreceğiniz yaşa göre, aya göre arttırmaları çoğaltabilir veya eksiltebilirsiniz. Şu kol sayım 47 oldu. Yeterli. Şuralarda 19 kere arttırmamı yaptım. Şimdi beraber kol kesimini yapacağız arkadaşlar. Kol ayrım yerine geldik. 2 3 4. Şimdi burada tam bu. Bakın. Bittikten sonra kesmelere başlayacağım. Kesmelerimi ben bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. 2 tane içinden bir tane geçiriyorum. Burada 1, 2, 3, 4
4 diş böyle bir şu sıralarsak 4 diş ördüm. Ondan sonra kesimi yapıyoruz. Kol kesimlerini bitirdim. Kol kesimlerini yaptım arkadaşlar. Şimdi önlerde ön pat olarak 7 ilmek bırakmıştım. Düz örgüye geçeceğim. Önden düz, arkadan ters. Sadece ön patlarda ve 2 tane saç örgümü devam ettireceğim. 2 saç örgünün aralarında pirinç örgüsüne geçeceğim. Şimdi ön patlarda 7 tane ilkin 1 2 6 ve 7. 7. Arka sıradayım. Şimdi ters örgü örüyoruz. Saç örgüsüne kadar, saç örgüsünden bir önceki ilmeğe kadar ters öreceğim arkadaşlar. Şimdi bu saç örgüsü 4 tane saç örgüsü önünde bir tane ilmeği arkadan ters, önden de ters öreceğim arkadaşlar. Yerim belli, saç örgüler daha çok belli olsun diye. Bu saç örgüm şimdi burada 4 tane, ben şu şekilde arttırma yapıyorum arkadaşlar. 2 3 ve 4. 4 tane burada arttırmamı yaptım koltuk altında. Şimdi tekrar arkayı da arkadan ters, önden düz olarak öreceğiz arkadaşlar. Şu anda arkadayım. Diğer koltuk altına kadar hepsini ters örgü örüyorum. Bir, iki, üç ve dört. 4 tane arttırmamı yaptım. Ve ön patlara kadar 7 ilmek kalana kadar hepsini ters örgü öreceğim. 7 ilmeğimizi pirinç öreceğiz arkadaşlar. Şurayı biraz birleştirelim. Tekrar ters örgü örüyoruz. Ön yüzden ön patları pirinç ördüm. Gerisini düz ördüm. Şimdi saç örgüsünden bir önceki ilmeğimi ters ördüm. Şimdi burada saç örgümüzü çeviriyoruz. Saç örgümü çevirdim. Şimdi ortadaki 4 ilmeğimizi de pirinç yapacağız arkadaşlar. 3 4 4 ilmeğin bir ters, bir düz, ters, bir düz. Tekrar saç örgümü çeviriyorum. Ön tarafa alıyorum üst iki ilmeği. Alttaki ilmekleri de.
2, 3 ve 4. Kenar ilmeğimi ters örüyorum. İki tarafta da saç örgüden önce iki tane ters örgümü örüyorum. Şimdi burada düz örüyoruz. Arkadaşlar yine ön sıradayım. Ön sırada hep ön patları pinç ördüm, düz ördüm. Saç örgüsüne geldim. Saç örgüsünün kenarında bir tane ters örgüm var. 4 tane saç örgüm ilmeğim var. Şimdi ortada 4 tane ilmeğim vardı. 4 tane pirinçti. Şimdi burada bir tane gizli arttırma yapıyorum. Tekrar pirince devam ediyorum. 2, 3, 4. Burada bir tane daha gizli arttırma yapıyorum. Ve orta iki saç örgünün arası 4 ilmekti. Şu anda 6 ilmek oldu. Burada bir tane ters örgüm var. Saç örgüsünden sonra onu dikkat edelim. Şimdi şu arası 6 oldu. Arkadan öreceğim. Önden arttırmayacağım. Tekrar arkadan öreceğim. 4. sırada tekrar iki yandan arttırma yapıp iki saç örgüsünün arasındaki sayıyı 8'e çıkartacağım. 4'tü, 2 tane arttırdım. Şimdi 6 oldu. 3 sıradan sonra arttıracağım ama arkadaşlar. Yine düz örmeye devam ediyorum. Tekrar öbür koldayım. Bir kere daha gösteriyorum arkadaşlar. Saç örgüsünden önce bir tane ters örgüm vardı. 4 tane saç örgüsü ilmeğim. 3, 4. Bundan sonra hemen burada bir gizli arttırma yapıyorum. 4 tane de 1, 2, 3 ve 4. 4 tane pirinç ve gizli arttırma. 6 oldu ara sayısı. Onu 3 ilmek sonra tekrar arttırıp 8 olacak. Öyle devam edeceğim arkadaşlar. Heh, pardon. Burada ters örgü görüyordum. Burada arttırmam yok. Şimdi düz olarak devam ediyoruz. Şu iki saç örgüsü aşağı kadar devam edecek. Ben ördüm. Şimdi lastiğe geldim. Bakın yeleğimizin görünüşü gayet güzel bir yelek oluyor arkadaşlar. 3 tane düğme yaptım arkadaşlar. Üst kısmı ve alt kısmı. Şimdi ben, siz istediğiniz kaç yaş grubunu öreceksiniz, ona göre uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Benim uzunluk ayarım koltuk altından sonra ben bir karış ve şöyle 3 parmak hesaplıyorum. Bu şekilde alıştım. Hep öyle de bütün hesaplarımı o şekilde yapıyorum. Şimdi hepsini lastik kısmının hepsini pirinç yapacağım. Üst tarafta olduğu gibi pirinç devam edeceğim. Yalnızca aralarda ben lastiğe geçerken 4 tane filan eksiltme yapıyorum arkadaşlar. Lastik kısmının biraz daha sık olmasını istiyorum. O yüzden aralarda 4 tane eksiltme yapıyorum. Bir düz, bir ters olarak. Örüyoruz. 2 tane kesmemi yaptım.
şekilde devam ediyoruz. Başlangıç videosu açıklama kısmında linki arkadaşlar. Yandan görünüşü arkadaşlar. Bitirdim, kestim. 1, 2, 3, 4. 5. diş örerken kesmemi yaptım. Çok hoş bir yelek oldu. Ben 3 düğmeli yaptım arkadaşlar. Siz isterseniz aşağıya kadar da düğmeli çalışabilirsiniz. Arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Yorumlarınız da benim için önemlidir. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.